Herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bu sefer yine iPad Pro'larımızla beraberiz. Çünkü yanımda Kaan Bağcı var, illüstratör. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yıldıray'dan sonra değişik bir deneyim olacak. Evet. Yıldıray'ın üzerine konuşmak biraz zor olacak ama. Ya Yıldıray da acayip bir üstad adam ama senin yaptığın Bol bol işler öveceğim de onu bugün. hak ediyor ama. Evet. Ama Kaan'ı da göreceksiniz. Kaan da hak ediyor çünkü muhteşem işler Teşekkür yapıyor. ederim. Yıldıray'dan kalma şöyle küçük bir nostaljik detay göstereyim. Bu Başarılı sefer daha iyisini yapacağım ben de. Buna artık renk ışık verelim abi. Değil mi? Biraz daha evet. efektler verer, Bir tık coşturalım bunu. öteye götüreyim. Bu işe nasıl merak sardın? Bizi izleyenler ve bu işi yapmak isteyen mutlaka pek çok insan vardır diye düşünüyorum. Senin maceran nasıl başladı? Maceramı anlatacağım yani ama böyle şey gibi gelmiyor bana. Çok ilham verici bir şey gibi gelmiyor ama. Ama işte zaten önemli olan da o. Bir buradaki, sürü kişiye de öyle geliyor. Aynen. Baştan söyleyeceğim şey işte utanmayıp sıkılmayıp ne istiyorlarsa, ne yapıyorlarsa onu yapmaya devam etsinleri anlatacağım aslında. Mesela. Hiç utanmadan yok. Benim başlangıcım biraz dediğim gibi ilginç. Yani mesleğe biraz hakaretle başlıyorum. Çünkü müzik yapıyordum ben zaten yıllardır. Herhalde 7-8 yıl falan yaptım. İşte Türk müziği konservatuvarında çaldım biraz. Zaten tiyatrodaydım. Tiyatrolara müzik yapıyordum. Yani müzikle uğraşan herkes bunu kabul eder. Çünkü çok pahalı enstrümanlar alamıyorsun. Bir de ben perküsyon çalıyordum. Gibi değil ki bir tek enstrümanla götürebileceğim bir şey değil. Bir sürü bir şey almam lazım. Hepsi de pahalı. Ben dedim ki biraz grafik işiyle uğraşayım. Zaten elim yatkın hani baba mesleği gibi biraz falan. Sonra para kazanınca boş veririm. Yani sonuçta amaç orada enstrüman alıp sonra def etmek yani onu falan. Başladım işte yaptım ettim öyle oldu böyle oldu derken böyle bir benim anlamadığım bir geçiş süreci oldu. Yani ben bayağı çiziyorum işte grafik artık böyle enstrümanlara bakmıyorum bir kenarda duruyor. O bana bakıyor ben ona bakıyorum falan garip bir şey oldu. Yani bu aslında doğal bir süreç. Yani ben aynen bilerek evet. hani şartlar bilerek, seni bu tarafa doğru bir çekmiş. Bir kenara koyayım onları da ben artık grafikerim ya da işte sanatçıyım bir şey gibi değil. Profesyonel olarak bu işe girmem komik oldu. Çünkü hocamın bir şeyi var benim yönetmenim. O diyordu yani ben bir şeyi paylaşmak için, bir yerlerde göstermek için mükemmeli bekleme. Çünkü mükemmeli çalışır herkes yapar. Yani işte ondan sonra Ahmet, Mehmet, Kaan olduğunu nereden anlayacaklar? Hı-hı. Senin hatan da varsa işte bir şey yani hani bekleme, yayınla, yap, utanma modunda bir konuşma yapmıştı. O bende böyle bayağı yer etti. Ondan sonra aslında o senin özgüvenini dedim ki ne kaybederim arttırdı. Yani hani ne kaybederim abi zaten bir şey yok. Ben dedim ki şu çalışmaları bir bloğa mail atayım. Risk budur deyip girdim. Risk budur ama ne olacak ya falan deyip sağ olsunlar yayınladılar. Yayınlandıktan böyle resmen 20 dakika sonra falan ilk işim geldi. Oo, o gün bugündür işte böyle çizer olarak anılmaya başladım falan filan. Böyle bir hızlı bir şey oldu, Süreç. Giriş oldu benim için. Ama dediğim gibi buradaki ana fikir yani bunu yapmaya çok korkuyor. Ben de korkuyordum. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yaptığınız şeyler paylaşın. İşte aman eskiz yaptım ama nasıl olacak? İşte beğenmiyorum, etmiyorum. Artı hani bunu geçip bize şöyle bir şey var. Paylaşması da kolay artık. Eskiden çok tabii. Düşünsene bundan 20-25 sene evvel çiziyorsun nasıl da elde portfolyo gezmen lazım bir yerlere. Herkese böyle açman gerekiyor. Şimdi yani çok daha kolay reaksiyon bile alabiliyorsun hızlıca. Yani eleştiri al. İşte beğenmesinler, dalga geçsinler ya da beğensinler. Hani o hiç önemli değil. O moral bozmaz. Belki bazen moral bozar, bazen gaza getirir ama olgunlaştırır bence insanı. Yani bunu işin temelinde bir yerlere gelebilmek için ya da o işe karakterini koyabilmek için salacaksın yani böyle. Sal kendini aynen. diyorsun. Peki eğitimini aldın mı hiç? Almadım. Alaylı yani, yetiştim. Evet alaylı. Cesaret edemedim girmeye. Benim için böyle başarı, ya bu hayatta neyi başardım dersen gerçekten saygı duyduğum için başardığımı düşünüyorum. Çünkü o okullara hiç girebileceğimi düşünmüyordum. Yani hazırlanırken de düşünmüyordum. Hı hı. Sonra zaten cesaret edemedim ama çalışıp yani gerçekten çalışarak oluyor. Bu başka hiçbir şey yok. Sihirli bir durum yok. Yani çalıştım. Sonra yeri geldi part time hoca gibi gittim. İşte artık böyle onların sanki büyüğüymüş gibi gidip oralarda işte şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız. Böyle giremediğim okula işte eğitmen artık gibi. Böyle ilham alınan o, gibi. O öyle, bende de var biraz. Eğitmen gibi yani o inanılmaz gurur verdi bana. Benim için şu hayatımda başardım diyebileceğim herhalde tek şey odur yani. Eskiden kağıtta, kalemle, boyayla yapıyordum bu işi. Şimdi önünde yüksek teknoloji bir cihaz evet. ve onunla beraber gelen bir dijital kalemi var. Buna nasıl alıştın? Ya da geçişin kolay oldu mu? Ya da var mı? Hani endişelerin var mı? Ya yapamayabilirim ya olmayabilir falan açıkçası, dediğin şey var mıydı? Ben de herkes gibi
aman ya ne var bir tablet alayım bak neler yapacağım ya. Çünkü teknoloji, çünkü o yardım ediyor fena falan. La geldim orada bir tokat yedim. Öyle değilmiş. Öyle bir yardım yani, yok. Sen kalemle, kağıtla, boyayla, fırçayla neyse. Kağıtla ne yapıyorsan aynısını da orada yapabiliyorsun. Ötesini işte hani biraz teknolojiyi kullanıp ötesini yapabiliyorsun ama sıfırdan hani hiçbir şey çizmemiş bir adamsın. Al abi kalem, tablet çok güzel teknoloji. Hiçbir yere gidemezsin. Yani o şey sihirli bir kutu o seni yok. Tamamlamıyor. Kesinlikle. Yani. Yok hayır hayır. Yani sen kağıda çizemiyorsan tableti hiç çizemiyorsun zaten. O alışması da zor bu arada. Tabii. Tabii artık bayağı değişti. Yani şu an elimdeki alet bayağı dijital kalem kağıt. Hani ondan bir tık ne geri ne ileri. Hep yanında mı? Hiç bırakmıyorsun. Yani bırakamam ki yani. Çünkü ne kadar tam ağırlığını bilmiyorum da işte 500-600 gram bir şey yani. Bayağı her gün yanımda. İşim olsa da olmasa da yanımda. Çünkü aklıma bir şey geliyor çiziyorum. Ya da bir yerden bir revize oluyor. Hemen anında cevap şeklinde. Yani bu arada Kaan belediyede çalışıyor. Yani onu da söyleyelim. Hani profesyonel illüstratörlerin yanında bir belediye çalışan. Evet. Zabıta diyor şimdi. Zabıta müdürüyüm ben. Kaçak çizimlerin peşinde biliyorsun. Aynen. Ruhsatsız çizimleri kapatıyorum abi. Yok ya yani şaka tabii ki. grafik bölümünde İzmir Belediyesi'nde değil mi? Bornova. Bornova. İzmirliler de hep böyle bir Karşıyaka diyorsun. Yok işte bilmem ne. Yok. Göztepe. Biraz sinirliyiz. sizin de sinir bu kadar zaten. Başka da bir şey yok. Rahatsınız. Mesela o da bir avantaj değil mi? Yani yanında duruyor. Mesela bir şey geldi hemen aklına çizeceksin. Kesinlikle. Yani şimdi önceden kullandığımız tabletler işte dev gibi kabloları olan işte ağır 3 kilo, 5 kilo, 1 kilo ne bileyim. Taşınabilir değil yani. Bir yerlere mutlaka bağlaman gerekiyor gibi bir teknolojiydi. Bir anda iPad Pro diye bir şey var. Bu neymiş? Baktım hani nasıl yani bunda mı yapacağız bu işi diye bir inanamadım. Şimdi yalan yok yani. Ben dedim ki karşılamaz bence. Ha, öyle bir negatif. Hayır öyle. Yani çünkü önceden gördüklerimize bakıyoruz böyle aman kocaman alet, kablolar, tuşlar bir şeyler. Yapar yani mı bakıyorum, diyorsun? Bakıyorum şarj aleti var. Hiçbir şey yok. nasıl yapacak bu dedim. Gösterdi nasıl yapılacağını. Öyle bir kendi kendine ikna etti seni yani. Bayağı ikna etti hem de yani onun çok daha ötesinde bir şey. Onu hani aşırı övmek istemiyorum şu an ama bayağı övülebilir bir durumda. Yaptıklarını hangi yazılımları kullanıyorsun bir onları konuşacağız ama bir de nerelerde paylaşmaları gerekiyor? Yani insanlar kendilerini Instagram'da mı göstermeli ya da bu illüstratörlerin kendi bir network'ü var mı? Bir gruplu i̇şte, kapalı yani, grupları var mı? Şimdi Instagram'da tabii ciddi bir mecra yani herkes, her iş, her şey artık hani hep orada dönüyor çoğunlukla. YouTube, Instagram arası. Hı-hı. Ama daha profesyonel network işte Behance var. Yani iş geliyor mu orada? Hem de nasıl yani. Bakın. Çünkü evet. Ve ben 2 yıldır falan güncellemiyorum. Öyle de bir havalıyım. Oo, o kadar rahat. Hiç işe ihtiyacım yok. Yani şey şaka bir yana orada gerçekten düzgün sunman gerekiyor. Yani ben işte bir şey çizdim aman oraya koyayım. Yani Behance önemli bir mecra. Bence orası boş bırakılmaması gereken bir yer. Yani ne kadar Instagram dediğim gibi bu işin biraz artık başını çekiyor. Hele ki her şeyi oradan görüyoruz. Çıkmıyoruz ki oradan yani. Hepimiz sen de oradan başkalarına bakıyorsun değil mi? Neler tabii, yapmış? Yani oradan bulup artık işte sitesine giriyorum. İşte Behance'e giriyorum. Başka blog varsa orada. Ama hep oralardan denk geliyor. Çünkü sanatçılar zaman kahvesi gibi. Yani evet. Orada takılıyoruz. Evet. Aynen öyle valla. Şimdi böyle bir şeyler çizmeni isteyeceğim. Biz de görmek istiyoruz. Hatta izleyici de görsün istiyorum. Olur. Bir şey çizsen ne çizersin mesela? Aklına ne geliyor? Ne çizerim? Ben öyle bir şey çizince hemen bir insan suratı falan çizesim geliyor. Niye öyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Biri bakarken de hiç çizemem ha. Ben kendi ben de çizeyim abi. Allah Allah ne olacak ya? Yeni bir şu sayfa. Şu an çok gerildim abi. Yeni bir sayfa açayım ben de burada. Kaça kaç açayım mesela projemi ben şimdi? Ben yine çok büyük açtım. 5000'e 5000 açtım. Neden yaptım bilmiyorum. Dev gibi. Yok, kanvas yok. Bedava olunca büyük büyük kullanıyorum. Ben A4 yapayım ya. Bu arada ben de sana bizim taraftan bir şeyler anlatayım. Tabii abi. Ya biz mesela şu anda bütün prodüksiyonlarımızı da aslında minimalize etmeye çalışıyoruz. Mobilize etmeye aynı zamanda. Hı hı. Çekimlerimizi mobil cihazlarla böyle telefonla yapıyoruz. iPhone'la birçok şeyi çekiyorum ben de. Yani hep yanımda. Onun dışında montajları ben bizim video editing'i yapıyorum aslında bununla. Müthiş ya, pratik her şeye oluyor. İzin veriyor. Yani şey hiç ya bunu da mı yapıyor diyorsun ama yapıyor. Yapıyor. Yani mesela yapıyor. Bir şey lansmana ülke dışına gidiyoruz.
dönüşte ben uçakta montajı bitiriyorum, indiğimde yayın hazır oluyor. Evet yani şey, sanki bir de bir yandan da böyle şey gibi de gösteriyor. Sanki yaptığın iş çok basitmiş de. Ha. Yani herkes yapmıyor. Ya orada işte asıl işte olay orada devreye giriyor. Yaratıcılık ve nasıl uyguladığın kısmı, bu gerek videoda da öyle, çizimde de dediğin gibi öyle. Benimkini renklendiriyorum geçen yıl. Büyük sanat eseri. Çok büyük sanat eseri. İnanılmaz böyle. Bu arada bu çekimi yaptığımız gün Galatasaray'ın maçı var. Akşam maça gideceğim. Ne olacağını da bilmiyorum. Belki şampiyon olacağız biz de bugün. İnanılmaz olmaya başladı resim. Ben bırakayım, ben bırakayım. Kendini gösterdi ya. Evet, vallahi. Evet. Dandırayım. Ben bayağı böyle resme girdim yani. Bu niye bu kadar detaylı bir... 6 günde bitermiş evet. Bu böyle. Bir ay daha çeksek tamam abi bu. Yavaş yavaş ya o zaman. Ama yani gerçekten çok keyifli işler yapıyorsun. Böyle... Çok teşekkür ederim. Şey, yaptıklarına bakarken ilginç gelen bana, kendimde hatta fark ettiğim, böyle detaylara bakıyorsun. Elini hep büyütesin geliyor. Aa burayı böyle yapmış. Ya çünkü detay... Harita inceler yani böyle... gibi. Şey yapamıyorum, aman burayı da şöyle yok yani, o illa onu yapmam lazım o zaman. Orada emek olduğunu orada görüyorsun ama yani şey değil, hani adam çizmiş falan deyip geçmiyorsun. Emek kısmı benim için çok değer, hep değerli. Bence de öyle canım. Yani, yani bir şeyi, bir işin, bir şeyini eleştirirken, beğenirken ya da bir şey söylerken hep onu göz önünde tutuyorum yani. Öyle emeğe karşı bir vicdansızlık yapamıyorum yani. Saygısızlık gibi oluyor. Evet evet, bence biraz öyle gibi hani. Peki genel anlamda illüstratörler arasında şey var mı? Böyle vardır ya işte... sinemacı şey, ben negatif çekerim, dijital istemiyorum falan, hani böyle çok net olanlar ve birazcık bu konuda sıkıntılı olanlar oluyor. Sizde de var mı o? Mutlaka böyle bir var yani bu herhalde. İşi ya şey gibi ya işte kimi fasulyeyi sever sevmez modu yani. He. De bazısı gerçekten değersiz görüyor ama zaten elde canavar gibi iş üretiyor. Onun şeyine, mizacına uymayan bir şey. Ama yapana da saygı göstermek lazım. Hani burada şey diye işte yani dışlamamak onu, lazım. O şey, ben o modu kafayı kötü sevmiyorum. Ama yani işte böyle aman zaten nedir ki o? Dijitalde işte altına koyuyor, çiziyor. Bir neler neler duyuyoruz böyle. O biraz moral bozuyor. Yani bence dediğim gibi biraz saygı duymak gerekiyor. Evet yani şey, açık yani olmak bu, dediğim lazım gibi bu gerçekten şeylere. Bir hani sihirli kutu modunda bir şey değil. Bunu deneyenler varsa... Yani olsa bende olurdu ya şu anki resim. Sen harikalar yazıyorsun. Karıştırıyorum şimdi onları birbirlerine. Geçişleri yumuşatıyorum üstadım. Burada mesela sprey boyalar var. Seviyorum böyle şeyler. Mesela şunu şöyle tut yapıp işte... Ona elle yayıyor musunuz? Spreyle böyle sıçramış gibi. He. Mesela şundan bir tane daha. Hareket katıyorsun aslında. Ya evet işte böyle biraz da organik. Hani gerçekten biraz elde yapılmış tadını hep seviyorum. Böyle ben temiz çizgiler işte falan filan. Flat böyle tabak gibi olsun değil. Ben onu pek sevmiyorum. O hani iyi kötü manasında bir şey değil bu. Bak ben de şimdi oradan baktığında ben de süper bir şeyler yapıyormuş izlenimi veriyorumdur herhalde. Ben onu şey yaparım abi yayından sonra. Yok ben sen yapmışsın gurur gibi. Duyuyorum eserimle. Ben buyum. Mesela uçak rötar yaptı. Oh iki resim daha çizerim dersin sen. Ama aynen ben mesela öyle. Uçak rötar yaptım. Ben biraz video çekeyim diyemiyorum. Sen kendi kendime. Ben de öyle ama başkası öyle midir bilmiyorum. Benim bayağı çok odaklanmam gerekiyor. Yani kafam dağınıkken çok şey oluyor. Hmm. Yani uçakta tabii çizdiğim oldu da nadiren mesela. Yani gerçekten sessiz, sakin, işte kahven. Müzik dinler misin çalışırken? Dinliyorum. Bayağı ama ne dinliyorsun dersen tamamen o günkü ruh hali. Ruh haliyle alakalı. Bayağı dikkatimi çekiyor. Çok havalı yaptım tabii. Sen de oradan konsantrasyonu bir şuna bak yani. Bunlardan da böyle birkaç tanesini verirsen. Tabii tabii. Hani nasıl oluştuğunu görsünler. Vay. Evet. Ben texture kullanıyorum böyle işte dedim ya biraz bozuk şeyler sevdiğim için. Mesela çizerken işte yerde güzel böyle arka plan olabilecek yani bir yerde kullanabileceğim şey. Fotoğrafını çekip dokuyu hemen aktarıp orada biraz editleyip direkt onu da kullanabiliyorum mesela. Yani her şey senin için malzeme oldu. Kesinlikle o yani inanılmaz bir özgürlük sunuyor. Bu çok güzel bir şey. Bizim en kötü olayımız işte devamlı masa başında otur çiz 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 hiçbir yere kıpırdama. Devamlı kapalı ortam, oda falan. Dan çıktık bu arkadaş sayesinde.
Yani tatilde, işte tuvalette, uçakta, arabada nerede çizersen çiz yani. O özgürlük güzel tabii. Ya bir de dediğin gibi bu kaydetmesi ya da işte dijital bir fotoğrafı çekip buraya aktarıp hemen tabii arka canım, plana gömmek. Yani, kağıtta yapamazsın şimdi. Yani. Şu yerdeki dokuyu çok beğendim, kağıda da hemen aktarayım desen. Öyle bir tabii şey yok. Tabii. Hepsini yani, yapman lazım. O yaratıcılığı güzel anlamda çok tetikleyen bir sürü güzel özelliği var yani. Ben de yaparım, ben de çiziyorum aynı dediği gibiyim Kaan'ın diyenler için. Mesela şey konusunda, yaratıcılık konusunda sıkıntı çekiyorsa bunu nasıl aşabilir? Yani dediğin gibi hep çalışmak mı lazım bunun için? Yani sadece çalışmak yaratıcılığı... Ya da nereleri takip etsinler? Başka hani böyle örnek alabilecekleri... Şey gibi algılanıyor biraz galiba. Böyle resim yapıyorsan ressamları takip et, müzik yapıyorsan müzisyenleri takip et falan. Hiç alakası yok bence. Yani olması gereken şu, ya benim duyularıma hitap eden her şey bir şekilde beni görsel, işitsel bir etkiliyor, anlamda dolduruyor. O ilham denilen şey de işte bence öyle oluşuyor. Ben mesela üniversitelere gittiğimde hani konuşurken gençlere, arkadaşlara hani tecrübe aktarmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Neler oluyor, neler bitiyor. En önemli söylediğim şey şu. Etrafınızda neler olup bittiğini gözlemleyin. Takip edin. Gözlemlemek kesinlikle. Yani aslına baktığında komedide de bu önemli. Espriyi de bulmak için gözlem yapman kesinlikle gerekiyor. Video çekerken de gözlem yap. Mesela insanların halleri, tavırları. Ben karakter analizi yapmaya çalışıyorum. Ama bu dedim, bu kesin sevgilisinden ayrılmış. İşte dinleyerek bile, hayal ederek bile beslenebiliyorsun. Gözlemleme, yani sen de dediğin gibi gözlemleme olayı çok önemli. Çünkü bu şey de belli oluyor. Atıyorum işte mesela bir gözlük çizeyim. Yani sen de çiz, ben de çizeyim. Benim işim hani bununla ilgili olduğu için böyle öyle bir detayı da ekliyorum ki, aa bu herifin aklına nereden geldi lan bu oluyorsa. Aslında hani o işte hep şey, detaylara bakıp gözlemlemek etmek, minicik bir detay. İşte bir çiçek çizerken işte bir yaprağın detayı falan gibi şeyler. Fark yaratıyor. Evet evet, yani bu anlamda gözlemem çok önemli. Bir obje alıp böyle gereksiz saatlerce incelemiştim var o yüzden. Bunlar ama yardımcı oluyor yani işte. Son sorulara geliyoruz artık. Bayağı keyifli bir sohbet oldu. Yeni modelinde ne olsun istersin iPad Pro'da? Hani şunu da yapsalar bayılacağım zevkten. İşte burada hayranlığımı belli edeyim. Gerçekten yeni modelinde... Hani şu da olsa diyebileceğim bir şey yok. Çünkü ya bana fazla bile. Hani bayağı benim işimi karşılayabiliyor. Bir önceki versiyonla neydi mesela? Bu artık gerçekten o tuşlar da, o home tuş işte falan kalktığından beri gerçekten tam bir kalem kağıda dönüştü. Daha küçüldü, daha ya zaten şey olarak bu benim tasarımı çok şık oldu. Kişisel fikrim bu, köşeli tasarıma zaten bayılıyorum ben. O aynen, ondan ben vazgeçemiyorum. En sevdiğim şey o. Ne olabilir? Belki mesela işte yapılan klavye ya da kılıflar bir tık daha böyle çizerlerin acaba işine yarar mı? Daha onlar için ne yapabiliriz? Ya mesela da bu işin profesyonellerini... Şey, şu açı hikayesi vardı mesela, değil mi? Açı, yani kimisi kullanabiliyordur belki, bilmiyorum ama bana mesela çok dik geliyor iki açıda. Yani bilek hareketi zaten bileğim bir sakat. Kızak falan sistemi belki şurada olsa. Ha mesela ya da istediğin gibi eğip yüksen daha güçlü gibi olur. Bir artısı olsa artık tamamen kusursuz hale gelebilir. Ben müthiş keyif aldım. Güzel bir sohbet oldu. İzmir'den buralara kadar geldiğin için teşekkürler. Ama iadeyi ziyaret yapacağım. Evet, onu yapalım. Mutlaka geleceğim, yapalım, görüşelim yani. Sizin de sorularınız varsa alt tarafa yoruma yazın. Zaten bakın Instagram hesabı Kaan Bağcı, hepsini yazdık. Onlar varsa takılan bir şey sorabilirsiniz. Takip soruları edip cevap vermeyen insan değilim. Yardımcı olmayı seviyorum. Yani elimden geldiğince. Bir de öyle şeyler var değil mi? Hani eski ustalar böyle zor kerpetenden bir şey yalası. Biz yeni nesilde öyle şeyler olmuyor. Yok canım, yani ben bildiğim ne varsa yardımcı olabiliyorsam tabii ki seve seve. Aynen, süper. Takip ediyorsunuz. Yeni videolarla da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.